Günaydın, tünaydın, merhabalar, iyi akşamlar. En azından bana günaydın. Gerçekten her şeyi sizinle paylaşma aşkım. Gerçekten çok seviyorum bu paylaşmayı. Burada Christmas Market'a gireceğiz, değil mi? Christmas Market'a gireceğiz. Kardelen, Berlin'de. Yeah. In my hometown, finally. On ay oldu. Tipim evet. Harika ve muhteşem yalnız, inanamıyorum. Bu arada bak, ben hep normalde kendime bakıyordum. Aha. Şimdi şuraya bakmamız gerektiğini öğrendim. Benim noktaya bakmayı öğrenmem uzun zaman aldı. Daha yeni kavuştuk. Evet, çok mutluyum. İyi ki geldi, rengarenk. Berlin'deyiz. Berlin'deyiz beraber. Yeah. Finally. Evet, finally, kesinlikle. Çok gezeceğiz, güzel videolarımız olacak. Meraklı. Daha güzel tiplerde buluşmak dileğiyle diyeyim. Baksana şu tipe, evet. Dur biraz şöyle. Ben de yani 3 saat uykuyla ders, matematik. Senin ne yaptığını zaten anlatırsın sen artık videolarda. Evet, şu anda tren geliyor. Arzucuğum benim bavulumu taşıyor. Çok tatlı ve bu arada çiçek aldık. Ya. Şöyle. Ben çekiyormuşum. Kaçırıyormuşum. Geldim. Pig and Tiger diye bir Kore restoranına geldik. Bayağı dolu olduğu için şu anda bir göstermek istiyorum size. Arzucuğum. Aşırı dolu. Çok güzel. Ama şu an saat kaç? 6 diyeceğim. 9-10 var değil mi saat? Arzu. Evet. 9-10 var değil mi şu anda saat? Dün geldim, Berlin'deyim. Ayağımın tozuyla geldim. 3 gece 4 gün burada kalacağım ve şu anda da Arzu'nun mutfağından sesleniyorum diyeyim. Şimdi size bir çıkmadan açıkçası Arzu'nun evini göstermek istedim. Çünkü evine bayıldım. Yani böyle her şey ağaçtan, zaten siz de göreceksiniz. Ev biraz karanlık. Arzucuğum kızma bana. Böyle az ışık alıyor yani. Ama inanılmaz güzel bir ev. Zaten dediğim gibi görünce anlayacaksınız. Bütün ışıkları yaktım ve size o şekilde göstereceğim. Öyle. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Bu arada bugün, yarın, artık cuma günü, yani 3 gün, 4 gün boyunca benimle Berlin'e nerelere gidersem gezeceksiniz. Ama büyük ihtimalle kahve severler olduğunuzu düşünüyorum. Ya da en azından herhalde belki günde bir tane içiyorsunuzdur. Birçok coffee shop'ı gezmeyi düşünüyorum. Şimdi evden çıkmadan bir size evi gezdireceğim. Öncelikle bu girişi, buradan eve giriyoruz. Direkt solumuzda bir hol var. Şöyle ayakkabılıklar falan. Benim eşyalarımı dağınıklık biraz görebilirsiniz. Burası böyle bir hol ama öncesinde sağ tarafta mutfak var. Bir orayı gezdireceğim. Şu şeyi anladınız değil mi? Ahşap yapı, artık ağaçlı, böyle hani bungalov evler gibi. Bir de ben şu düzene de bayılıyorum. Böyle hani aile sofrası. Çok tatlı geldi bana. Thank you.
şimdi hafif renkli şu duvarın arkasında durarak 2017'yi de yad ederek size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bahsedeceğim çok bir şey şu an için yok çünkü tamamen kaybolmuş durumdayım. Ya ben Berlin'e daha önce 2 ya da 3 kere geldim. Sanıyorum ki yani 2 kere geldiğimden eminim ama bu 4. kere de olabilir, 3. kez gelişim de olabilir. Ama her seferinde böyle bana Berlin labirent gibi geliyor açıkçası. Ve böyle burada hep hani kaybolduğumu hissediyorum biraz da. Şu anda o yüzden neredeyim hiçbir bilgim yok. Yani Arzu Almanca dün bir isim söyledi. Ama böyle biraz burayı dolanıp ondan sonra da zaten hani metroyla o Alexanderplatz diye böyle bence merkezleri. Ama Arzu'nun anlattığına göre burası 23 köyden oluşuyormuş. Eski zamanlarda. Onu zaten ona soracağım, o size anlatır. Ama böyle merkezi neresi, ben neredeyim, bugün nereye gideceğim falan böyle biraz şeyim, karışmış durumdayım. Sadece böyle güzel bir coffee shop, belki buranın böyle sanat, fotoğraf sergisi falan varsa onlar da çok ilgimi çekiyor. Biraz onları da görmek istiyorum. Gerçekten her şeyi sizinle paylaşma aşkım. Gerçekten çok seviyorum bu paylaşmayı. Cafe Kirsch diye bir yere geldim. Bilmiyorum nasıl ama iyi de olabilir. Çok harika olmaya da bilir, bakacağım. Şimdi zaten soğuğu herhalde siz de hissedebiliyorsunuzdur. Kaybolmalarımdan bir demet. Metroyu bulacağım sanıyorum. Şöyle bir şey yaşadım demin. O görüntüleri bilmiyorum size aktarabilir miyim? Bir kafeye gittim ve orada hani kafeyi çekiyordum. Alman olan kadın, yani orada barista olan ya da bilmiyorum oranın işletmecisi. Bayağı bir böyle sert çıkıştı işte bana sormadan neden çekiyorsunuz bilmem ne falan. Yani bağırmadı aslında ama hani böyle şey biraz sertti. Ben de hani okey dedim yani sorun yok şey olmak istemedim. Her neyse sonuç olarak şunu anladım ki Almanlara hani İngiltere'de falan da biliyorsunuz hani çektim ettim. Birçok yerde çekiyorum hiç öyle zaten kadın da çekmiyordum genel olarak. Tamamen böyle ben şey filmde olmak istemiyorum hani beni kameraya çekmeyin falan dedi. Biraz şaşırdım hani o kadar sert şey yapmasına. Sorun yok. Demek ki birazcık daha tabii haklı var da duyarlı olmam gerekiyor. Tabii herkese de soramam. Sonuçta arkamdan geçen giden bir sürü insan var. Kime nasıl sorayım? Ama Almanlara karşı özellikle biraz daha tabii ki de duyarlı olurum. Saygı duymakta zorundayız. Onu da biliyorum. Asla da saygısızlık etmek istemedim zaten. Ama neyse hani saflığıma geldi diyeyim artık öyle. Hani çekiyordum. Bir de ne bileyim yani o kadar da sorun var mı? Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Hani vlog çekerken sizce ne yapmalı? Zaten hani özel olarak birine odaklandığınızda tabii ki bence kesinlikle sormalısınız. Ama özel olarak odaklanmadığınızda da hani şöyle bir çekerken de sormak mı gerekiyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Bu arada çok güzel bir yer var böyle. Yani bina daha doğrusu yer dediğim. Kesin bunu süpermarket falan yapmışlardır. Çok beğendim. Bu arada çok kısa aklıma gelmişken hani buraya gelmek isteyenlerinizin işine yarayabilecek birkaç şeyi söyleyeceğim. Ben buraya uçakla zaten yürüyerek geldim dermişim. Ben Türk Hava Yolları ile geldim ve 1640 TL tuttu gidiş dönüş. Ki 2-3 hafta öncesinden rezervasyon yaptım ve biletimi aldım. Burada 3 gece 4 gün olarak kalıyorum ve beni Arzu ağırlayacak. Yani ağırlıyor daha doğrusu. Sağ olsun canım arkadaşım. O yüzden öyle hani Airbnb ya da hani hostel, otel bir şey aramadım. Çok şanslıyım ki zaten o da sağ olsun evini bana açtı. Onun dışında da yani burada ne kadar neye harcıyorum. Hani genel olarak kahvenin fiyatı demin mesela bir cortado içtim. 2.60 euroydu. Ya yani 2 euro 60 centti.
Berlin benim bildiğim kadarıyla zaten hani Londra ile kıyas kabul etmez. Kesinlikle çok daha makul fiyatlı. Bir de hani çok genel olarak da çok pahalı değil diye biliyorum hani diğer Avrupa şehirlerine kıyasla. Bu şekilde şu anda bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Ve metroya biniyorum çünkü metroyu buldum. İnanamazsınız. Şu gördüğünüz metro. Ona bineceğim. Burası sanıyorum bir bisikletçi ama evet yani bisikletçi sanmıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Uf yani efsane. Şimdi burası böyle bir şey, yani dizaynla ilgili bir sürü şey sattıkları bir mağaza ama şuna bayıldım, bakar mısınız? Buraya çantanızı falan koyuyorsunuz ve geziyorsunuz, çıkışta da alıyorsunuz. Özellikle şu tam benlik. Muhteşem ya. Çok yaratıcı buluyorum ben böyle şeyleri. Şimdi size şu defterlerin rengini göstereceğim. Efsane, ajanda gibi. Onlardan aldım. Bir de burada o kadar renkli şeyler var ki kendimi kaybetmemek için gerçekten zor duruyorum. Orayı bulabilirsem yine size göstereceğim. Bayıldım ve ötesi. Anlatamam size. Bakar mısınız? Ay çok tatlı. Şöyle şeyler var ya. Ben bayılıyorum böyle bunlara. Böyle renkli renkli de alıp ne yapacağım diye. Almıyorum. Minimalizm aşkına diyorum. Ama böyle bantlar ve istediğiniz gibi bunları kullanabiliyorsunuz bu arada. Çok tatlı. Her şey yanar döner. Bu senenin modası bu mu acaba? Moda mı oldu yine? Arzucuğum nasılsın canım? Alman sosisleri, vejeteryanım ben. Ne diyorsun? Duymamış olun. O şey vejeteryan değil mi? Vejeteryan evet. Gerçi böyle çekmeme kızan herkes. Yemedim, yok. Neyse, dükkanını ünlü yapacağım. O çok tatlı, aloe vera falan mı? Hi. Thank you. Hi. Şunlara bayıldım ya, çok tatlı, tam Christmas şeyleri. Burada Christmas Market'a gireceğiz, değil mi? Evet, Christmas Market'a gideceğiz. Tamam. Şans parası. Şans parası, aynen. Yeni ay. Şey, hayır. İçeride bir de sen yay burcusun ya, içeride hayatının aşkıyla belki tanışacaksın, belli olmaz. Bu arada şu anda Christmas Market'e geldik. Gördüğünüz canım arkadaşım Arzucuğumuz. Ve gireceğiz birazdan. Burada bir pizzacı gördüm ya, çok güzel. Bir bakalım. Pizza değil, başka bir şey. Ekmek üzerine başka bir şey yapıyorlar. Ha. Pizza gibi tarz böyle değişik şeyler yapıyorlar. Yani pizzamsı bir şeyler. Bir bakalım istersen. Evet, bir bakalım. Şimdi... Evet, Christmas Market'a geldik. Aslında bayağı şey küçük oluyor. Bu arada, değil mi? Buralar da, arkaya oralarda. Tamam. Ay ben şunları biliyorum bak, şu cookie'ler. Değil mi? Evet. Şunlar da ilginç, bunlar yeni moda galiba.
Neyler? Şarabımsı. Ben de şuna bakmak istiyorum. Burada tamamen Alman eseri olan. Ben bunlara bayılıyorum. Göstereceğim. Ben çok severim. Şunlara bayılıyorum. Altı böyle. Çikolatalı oluyor genelde. Deneyelim. Thank you. Aldım. Ben bayılıyorum buna. Üç kere falan söyledim galiba. Aşırı açım bu arada. Vegan mı? İçinde ne var? Bir sorabilir misin? Karanfil. Ha, vegan. Okay. Böyle. Bir bakayım. Ay, çok güzel. Şöyle. Böyle. Çok güzel. Size şu arkamdaki yeri de açıkçası göstermek istiyorum. Arzucuğum, Concert House. Concert House, konserler oluyor işte. Mesela piyanistler geliyor. Fazla say buraya geliyor. Aa. Burada Aa. Geliyor, buraya geliyor. Şöyle bir yer bakın. Hi. It's all really good, really nice. Şunlar da çok tatlı, bakar mısınız ya? Bunlar Macaristan'a özelmiş. Şöyle aldık. Ve aşırı derecede açız. Birazdan yiyeceğiz. Şöyle langos. Adı langos mu bunun? Tamam, langos diye bir şey. Yiyeceğiz şimdi birazdan. Açıkçası uzun yollardan geldim ve bir kafeye girerken hani elimde kamerayla girmek biraz komik olabilir ama ne yapayım? Güzel bir kafe burası ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Adı da bu. Şöyle oturma yerleri dışarıda da var. Bayağı sade bir yermiş zaten. Göstereceğim şimdi size de. Bakın böyle tatlıları high falan. Quality, high quality.
Bu vlogu nasıl buldunuz? Berlin'i nasıl buldunuz? Bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Buraya bir daha geldiğimde burayı, yani görmediğimiz, gezmediğimiz yerleri de paylaşmamı ister misiniz? Siz daha önce buraya geldiniz mi? Bu vlogun size bir katkısı oldu mu eğer gelmediyseniz, görmediyseniz? Bunların hepsini gerçekten merak ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu bölüm hani böyle yapayım da geçsin bölümlerimden biri. O yüzden de sürçülisan edersem kapanışlarda falan ve açılışlarda herkese merhabalar kısmında şimdiden affola diyorum. Şeyi de çok sevdim, arka planı. Bayıldım yani. Bu arada bir de tabii ki de bütün Berlin'i gezmemiz mümkün olmadı. Bir daha geleceğim ben %99. Yani Berlin'i daha da bir sevdim. Ve vlog çekerken açıkçası ben de daha çok şey öğreniyorum. Siz de sizinle paylaşmamı ister misiniz bir dahaki gelişlerimde? Bunu da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Onun dışında da kendinize sevgiyle, neşeyle, hoşgörüyle yaklaşın. Beni daha fazla böyle insanlar incelemeden ben de buradan gidiyorum. Haftaya görüşmek üzere bambaşka bir videoda. Berlin'deyim ve burası Berlin dermişim. Berlin'deyim, dün geldim. Şimdi de Arzu'nun evinin mutfağındayım. Bu da şey gibi oldu. Yemekteyiz bilmem ne. Şöyle yapayım. Olur ya, yani doğal ol, yani doğal olmaca ne demek? Ne diyorum ben? Sapıttım.